Bu videoda çarpanlarına ayırma konusunda bildiklerimizi biraz daha genişletmeye çalışacağız. Çarpanlarına ayırmanın ne olduğunu uzun zamandır biliyoruz, öyle değil mi? Mesela bana 12'nin çarpanlarının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Desem 12'yi 3 çarpı 4 ya da 2 çarpı 6 olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Bunların hepsi 12'nin çarpanlarıdır. 12'nin asal çarpanlarını da bulabiliriz. Bu 12'yi sayıyı başka bir sayıya bölünemeyen sayıların çarpımı olarak ifade etmek demektir. 12'yi önce 2 çarpı 6 olarak yazalım. 2 asal bir sayıdır ama 6'yı 2 çarpı 3 olarak da yazabiliriz öyle değil mi? Böylece 12'yi 2 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazmış oluruz. İşte buradalar. Evet, asal çarpanlarına ayırma işlemi de işte bu şekilde yapılır. C1, 1 dersimizde buna çok benzeyen bir şey görmüştük. Bu matematik ya da C1'e giriş dersi de olabilir. x kare artı 6x gibi ifadeleri çarpanlarına ayırmayı da öğrenmiştik. x kareyi x çarpı x, 6x'i de 6 çarpı x olarak yazabiliriz. Bunların ikisinde de x ortak olduğuna göre x parantezine alırsak, bu ifadeyi x çarpı çarpı x artı 6 olarak da yazabiliriz. Mavi ile işaretlediğim ortak x'leri kullanarak ifadeyi bu hale getirdik. Çarpanlarına ayırma dediğimiz zaman, ister bir sayıyı başka sayıların çarpımı olarak yazmayı, isterseniz de bir ifadeyi başka ifadelerin çarpımı olarak yazmayı düşünebilirsiniz. C1'de ilerlediğimizde aynı şeyi yüksek dereceli ifadeler içinde yapmaya başlayacağız. x'li, x kareli ifadeleri gördük ama elimizde x üzeri 3, x üzeri 4, x üzeri 6, 10 ya da 100 olduğunda ne yapacağız? Aslına bakarsanız hiçbir şey bundan farklı olmayacak. İsterseniz tek terimlilerle hemen birkaç alıştırma yapabiliriz. Elimizde 6 çarpı x üzeri 7 olduğunu düşünelim. Bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? Haydi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bunu iki farklı ifadenin çarpımı olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Mesela 2x üzeri 3 yazsam, diğer çarpanı ne olur dersiniz? 6 elde etmek için 2'yi kaçla çarpmam lazım? Tabii ki de 3. Peki x üzeri 7 elde etmek için x üzeri 3'ü e, x üzeri kaçla çarpmam lazım? x üzeri 4 öyle değil mi? 2 çarpı 3, 6, x üzeri 3 çarpı x üzeri 4 de x üzeri 7 eder. Üstel sayıları çarptığımız zaman aynı tabana sahip olan terimlerin kuvvetlerini topladığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu arada bu ifadeyi sadece bu şekilde değil de farklı şekillerde de ifade edebiliriz. Az önce 3 çarpı 4'ün 12'yi ifade etmenin tek yolu olmadığını görmüştük. Aynı mantıkla bu ifadeyi de mesela x üzeri 6 çarpı. Haydi, biraz düşünün. Diğer çarpan ne olabilir? 6x için 6x üzeri 7 elde etmek için de x ile çarpmamız lazım. Gördüğünüz gibi 6x üzeri 7'yi x üzeri 6 çarpı 6x olarak da ifade edebildik. Bu da bunun gibi yüksek dereceli bir tek terimliği çarpanlarına ayırmanın birden fazla yolu olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak az önce burada da gördüğümüz gibi bu tek terimliği asal çarpanlarına da ayırabiliriz. Tekrar etmem gerekirse asal çarpanlarına ayırmak bunu kendisinden başka ifadeye bölünemeyen ifadelerin çarpımı olarak yazmak demekti. Evet 6x üzeri 7'yi asal çarpanlarına ayırabilir miyiz? Elbette. Önce 6'yı ele alalım. 6'nın asal çarpanlarının 2 ve 3 olduğunu biliyoruz ve hemen yazalım. x üzeri 7 ise 7 tane x'in birbiri ile çarpımıdır öyle değil mi? Hemen yazıyorum x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x. Çarpı x. Heh, oldu değil mi? Ee, evet, tamam. 2 çarpı x üzeri 3, bakın işte 2 burada, x üzeri 3 de tamam, x çarpı x çarpı x'e eşit. Geriye de 3 ve x üzeri 4 kalıyor. Tek terimlileri çarpanlarına ayırma konusunda pratik yaptıkça, tek terimli olmayan, yine yüksek dereceli 2 terimli, 3 terimli polinomları asal çarpanlarına ayırmamız gerektiği konusunda ustalaşmaya başlayacağız.